Bu sefer Zafer'e hiç olmadığım kadar yakınım. Hissediyorum. İbrahim Paşa'dan kurtulduğum gibi Şehzade Mustafa'dan da kurtulacağım. Sultanım. Defalarca denediniz lakin muvaffak olamadınız. Şimdi nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Her ihtimali. Atmamız icap eden her adımı en ince teferruatına kadar düşündüm zira. Süleyman. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Sabaha dek kötü kötü rüyalar gördüm. Gel, budur. Hayırdır? Hayırdır. Seni gördüm. Tek başına karanlık izbe bir yerdeydin. Ellerini kollarını bağlamışlardı. Sanki bir tutsak gibi. Allah'ım sen bize yardım et yarabbim. Yok yere endişelenme. Beni zindanlara koymaya, tutsak etmeye kimsenin gücü yetmez. Senin aldığın saatli bir nefesten daha kıymetli hiçbir şey yoktur benim için bu cihanda. Her şeye razıyım. Yeter ki sana bir şey olmasın. Saadet vakti. Avluya karşı oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade gamsız bir keyif. Sen ve ben. Sen ve ben. Ne sen varsın ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinde. Hünkârım. Gel Lokman. Hoca Çelebi nasıl bir şey söyledi mi? Siz Yüce Hünkârımıza selamlarını yolladılar. Bir an evvel mektubunuza cevap verecekler. Âlâ. İlaveten hünkârım, müneccip başı geldi. Huzura kabul bekler. Mühim bir mevzu hakkında konuşmak istermiş. Anlat müneccip başı, nedir bu mühim mevzu? Hünkârım, hesaplarıma göre bu yakınlarda ay güneşle cihanın arasına girecek. Gündüz bir anda geceye dönecek. Alem karanlıklara gömülecek. Ne dediğini kulağın işitiyor mu müneccim efendi? Ay aradan çekilecek sultanım. Güneş tekrardan belirecek. Yüzünü belli edecek fakat... Fakat ne? Her şey eski haline döner mi bilinmez. Bu hadise istikbaldeki kötü hadiselerin alameti. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Bütün bunlar ne manaya geliyor hünkârım? Hürrem. Güneş bir yılda burçlar aleminin 12 burcunu geçip başlangıç noktası olan Koç burcuna geri döner. Cenab-ı Hak da Er-Rahman suresinde ay ile güneş bir hesaba göre hareket eder buyurmuştur. Elbet bu hadisede de bir hikmet vardır. Müneccim başı. Sen bundan hiç kimseye bahsetme, bilhassa kullarım işitmesinler. Endişeye kapılıp yok yere ortalığı velveleye verirler, lüzumu yok. Bu arada sen İslam uleması bu hususta ne yazmış ona bak. Bilhassa Fergani'nin Cevami İlm en-Nücum ve Usul el-Harekat es-Semaviye adlı kitabını pek bir met ederler. Onu tetkik et. Emredersiniz. Masbi yolladığımız mektuba ne vakit cevap verir? Malumatınız var mı? Validem. Acem diyarından ne vakit cevap gelir diyorum. Siz dinlemiyor musunuz beni?
Rüstem haberdar etmiyor mu seni? Mütemadiyen aşkından, bana olan sevgisinden, hürmetinden bahsedip duruyor. Mühim meselelerle alakalı tek bir satır yok. Bir kadın başka ne ister? Ayrıca merak etme. O meseleyle Rüstem alakadar oluyor. Sizce hünkârımız Şehzade Mustafa ile Tahmasp'ın arasında bir şey olduğunu düşündüğünde ne olacak? İpler tamamen kopacak. Orası aşikar. Gerisi hünkârımızın insafına kalmış. Hak olan canını almasın. Böyle iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum Fahriye. Sarayın bütün yükü senin omuzlarına bindi. Ben de yalnız kaldım. Bana kalsa yanınızdan hiç ayrılmazdım sultanım. Affe'nin boşluğunu senden başka kimse dolduramazdı. Sümbül de yok. Ben kime itimat edeyim? Fatma Sultan, Kara Ahmet Paşa ile buluştun mu? Bir malumatın var mı? Yarın buluşacaklar mı sultanım? Paşa'nın cesaretine hayranım doğrusu. Malum, Fatma Sultan, engin bir derya. Bugüne kadar içine kimi aldıysa yuttu, telef etti. Sultanım. Nişanlınız Ahmet Paşa'yla her şey yolunda gidiyordur inşallah. Ne de olsa bu hakkınız. O kadar badire atlattınız. Önce Mustafa Paşa. Arkasından Elkas Mirza. Allah'ın hakkı üçtür derler. İnşallah bu defa saadeti bulursunuz. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Ben aşkı aradığıma göre bulurum. İçim rahat. Asıl sen dikkat et. Her dem belanı arıyorsun. Bu yüzden başın dertten kurtulmuyor. Büyük başın derdi büyük olur elbet. Tüm samimiyetimle söylüyorum sultanım. İnşallah bu defa nikahınız kıyılır da vuslata erersiniz. Eğer yine kocanızı kaybederseniz adınız neşenin değil, kederin sultanı olacak zira. Paşa'yla evleneceğim elbet. Emin ol. Dostlarıma dost. Düşmanıma da düşman olacak. O vakit şimdiden size kederin sultanı diyelim. Sokollu. Sultanım. Neler olup bitiyor? Hünkârımız Piri Reis'in katline ferman vermeliydi. Hainlerin başını ezmeliydi. Üstelik oğlum sultanım. Hünkârımızın da niyeti buydu. Lakin ben mani oldum. Ne demek bu? Piri Reis'in yaptıklarının cezası belli. Piri Reis idam edilmeli. Piri Reis büyük bir alim hünkârım. Devlet erkanı da, ahali de kendisini takdir eder. Katline ferman verirseniz büyük patırtı kopar. Tabii bu Şehzade Mustafa'nın kulağına da gidecektir. Sefer esnasında bu çok tehlikeli olur hünkârım. Tavsiye nedir? Piri Reis'i payitahttan uzaklaştırmanız en münasibi hünkârım. Böylelikle başsız kalırlar. Dirlikleri bozulur. İttifakın içindeki beyleri, paşaları da sancaklara çeşitli vazifelerle gönderir. İcap eden cezayı seferden sonra verirsiniz hünkârım. Piri Reis ve diğerleri idam edilseydi manasız bir arbede vuku bulacaktı. Böylesi daha iyi sultanım. Bana güvenin.
Zekanı ve kabiliyetlerine hayran olmamak elde değil. Varlığınla gücümüze güç katıyorsun. Sayenizde sultanım. Bu arada Rüstem Paşa'dan da mektup geldi. Hünkârımıza teslim edecekler. Yeniçeri huzursuz. Hünkârım, Hürrem Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel Hürrem, otur. İşittiğime göre ordugâhta karışıklık çıkmış. Senin nereden haberin oldu? Mihrim Ağa mektup geldi. O da hayli telaşlı ve üzgün. Yeniçeri nasıl olur da senin vekili Mutlak'ına karşı gelir? Bu hadisede kabahat Rüstem Paşa'nın. Bu kadar senelik tecrübesi var. Yeniçeri'nin karşısında böyle bir acziyete düşmesi kabul edilemez. Lakin Yeniçeri de isyan etmeyi adet haline getirdi. Aslında onlara kızmak yersiz. O cüreti kimden alıyorlar ona bakmak lazım. Validem. Cihangir. Sen benim daireme nasıl destursuz girersin? Hünkârımıza ordugâhtan mektup gelmiş. Rüstem Paşa yine abimi suçluyor. Hedef gösteriyor derler. Ne biliyorsanız anlatın. Cihangir sen karışma. Asıl sen karışma Mihrim Ağa. Ben validemi sual ettim. Mustafa abine sürekli mektup yazdığın, casusluk ettiğin halde bir de bana hesap mı soruyorsun? Her şeyden haberim var. Neler çevirdiğinden. Rüstem Paşa'yı itham etme. Ordugâhta eğer huzursuzluk vuku bulduysa ve bunun arkasında abin Mustafa varsa bu elbet dillendirilir. Son zamanlarda bazı paşaların, reislerin payitahttan uzak vilayetlere tayin edildiğini de işittim. Bir şeyler var ve ben bundan bir haberim. Dairene dön Cihangir. Her şeyi bilmek iyi değil. Böylesi daha hayırlı. Ne yazık ki validem. Sizin için hayırlı olan benim için değil. Toparlan Mihrim Ağa. Kendini koyvermenin sırası değil. Attığın adımlardan pişman olma. Her insanın içinde vahşi bir hayvan vardır. O hayvan bize ne vakit kaçacağımızı, ne vakit saldıracağımızı söyler. Ben hep onu dinlerim. Buna mecburum. Zira o hayatta kalmamı ve size kol kanat gelmemi sağlar. Bugün değilse bile yarın mutlaka beni anlayacaksınız. Cihangir bile. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Karıncalar iyice sarmış. Kireç dökeceklerdi, mani oldum.
Ebu Suud Efendi'ye sual ettim. Bir ağaç için bunca karıncayı telef etmek caiz midir dedim. Ebu Suud Efendi de caiz değildir. Günü gelip Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diye cevap verdi. Peki ağaca ne olacak? O da bir gün kendini yiyip bitiren karıncalardan hesap sormaz mı? Ya da izin verenden? Süleyman, ortalıkta bazı tevatürler dolaşıyor. Muhtemelen iftiradır, lakin bilmende fayda var. Damasp'ın kardeşlerinden Begüm Sultan gizlice Amasya'ya gitmiş. Şehzade Mustafa ile aralarında bir münasebet olduğu konuşuluyor. Savaş zamanı böyle dedikoduları mahsus çıkarırlar. Zinhar itibar etme. Evladıma kara çalmaya çalışıyorlar. Peki Tahmasp kendince böyle bir şeye kalkışmış olabilir mi? Tahmasp her türlü rezilliği yapacak tinetli biri. Lakin benim evladım öyle değil. Asla düşmanlarımla birlik olmaz. Bunu ima edenin dahi kellesini alırım. Hala sefere gitmek için karar almış değil. Eğer gitmezse tasavvur ettiğimiz ne varsa suya düşebilir. Mektup da gelmedi. İsterseniz Tahmasp'ın sarayına gidip onun da müşünü alayım halde. Seni kimse buna zorlamadı Mihrim'a. Unuttun mu? Sen kendi arzunla gittin ağabeyinin sarayına. Hem zaten çok fazla bir şey değil senden istediğim. Rüstem'i bahane et. Vaziyetinin kötü olduğunu, onun için kaygılandığını söyle hünkârımıza, kâfi. Gel. Sultanım, Kaputan Paşa Hazretleri geldiler. Alın içeri. Sinan Paşa'nın burada ne işi var? Böyle ziyarete mi geliyor yoksa? Niye ziyaret etsin validem? Beylik Rüstem'den bir haber getirmiş. Sultanım. Sultanım, ağalar burada olduğunuzu söyleyince gelmek istedim. Hayır olsun. Mühim olsa gerek. Hayırlı haber sultanım. Beklediğiniz mektup geldi. Nihayet. Derhal Sokullu Paşa'ya haber verin, gelsin. Hünkârımız bir an evvel bunu öğrenmeli. Arzu ederseniz mektubu hünkârımıza ben teslim edebilirim sultanım. Olmaz. Hünkârımızın en güvendiği kişi olmalı. Süleyman. Hoş geldin Hürrem. Birlikte bir kahve içeriz diye düşünmüştüm. Elbette. Gel. Çekilebilirsiniz. Amasya'ya bir Acem Sultan'ın gittiğini söylemiştin. Hatta Şehzade Mustafa'nın bu sultanla bir münasebeti olmuş. Bir şey mi öğrendin? Herhangi bir malumat yok. Lakin eli kulağındadır. Bu dedikoduyu her kim çıkardıysa cezasını kendi ellerimle vereceğim. İnşallah öyledir. Aksi ihtimali düşünmek dahi istemiyorum. Hayli güzel kokuyor.
Sefer'le ilgili ne karar verdin? Mihrimah'ın yanından geliyorum. Hal perişan. Hümanşah da öyle. Rüstem Paşa'nın nasıldır, ne durumdadır merak içindeler. İmdadına yetişmek lazım. Sefere çıkmamı istemediğini sanıyordum. Hala istemiyorum. Lakin son hadiseler hayra alamet değil, korkuyorum Süleyman. Paşa'nın dediği gibi isyan hazırlığı varsa halimiz nice olur? Kimin haddine isyan etmek? Üstelik ben hayattayken buna kim cüret edebilir? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen varken kimsenin kuvveti yetmez elbette. Lakin sinsi bir yılandan kim sakınabilir kendini? Gel. Hünkârım, müsait meziriniz Mehmet Paşa hayli mühim bir mevzuyla alakalı huzura kabul bekler. Gelsin. Hünkârım. Hayırdır Sokollu, nedir bu kadar mühim olan? Bekleyemez miydin? Bunun bekleyebileceğini sanmıyorum hünkârım. Nedir bu? Az evvel geçti elime hünkârım. Gaffar Bey'den geldi. Şark hududumuzdan giren Acem askeriyle çatışmışlar. Bu mektup da üzerlerinden çıkmış. Mührün hakiki olduğunu teyit ettim hünkârım. Acem Şahı Tahmasp'a ait. Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri, evvela mektubunuzun beni ne kadar bahtiyar ettiğini belirtmek isterim. Sultan Süleyman'ın topraklarımıza bir sefer hazırlığında olduğunun haberini ben de aldım. Bu şartlar altındayken uzattığınız dost elini geri çevirmek olmaz. Haklı mücadelenizde sonuna dek yanınızdayım. Sultan Süleyman'ın tahttan indirilmesi sizin olduğu gibi benim de en büyük arzum. Ve fakat Sultan Süleyman'ın Dimetoka'ya sürgün edilmesi hususunda sizinle aynı fikri paylaşmıyorum. Sultan Süleyman yaşadıkça bizler için tehdit olacaktır. Dostluğuma itimat edebilirsiniz Şehzade Mustafa Hazretleri. Size talep ettiğiniz desteği vermeyi canı gönülden kabul eder, muvaffak olmanızı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Şah Tahmasp.
dışarı. Çıkın dışarı. Şah umduğumuzdan da fazlasını yazmış. Size söylemiştim sultanım. Thank you.